Günaydın sevgili dostlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyilik versin. Evet, kısa saçımı demiştiniz ki tomuz da oluyordu. Bir bağlayayım dedim böyle. Oldu yine de arkada tokalar takılınca. Gayet güzel oldu inanıyorum. Bir yere bir tarz yaptım. Evet, benim kızım da tarz yapmış bebeğini. Çok severim kızım ama çok öksürüyor, çok aşırı. Olmadı, bir acile götüreceğim bugün onu. Aşırıyet yani. Kuzucuğum. Akşam da güzel geçti çok şükür. Arkadaşlarım da evet dedim ya, özlemişim. Çocuk da benim hocalarım hep dağılmış. Aa, beraber son, oynuyordunuz öyle, çok ayıp. En son ben buradayken şey yapıyordu. Al bebeğini bir daha göster bakayım nasıl yapmışsın. Bekle. Pembiş saçlarını açmış bebeğinin, böyle daha güzel oluyor. Evet, daha da güzel olmuş. Ben de lastiği bir ara çıkarayım demiştim. Ama dedim ki kızım belki böyle sevmiştir. Dokunmayayım demiştim. Neyse, ben şimdi Özgür Bey iş yerinde beni bekliyor. Bana teslim edip ben kendi işleri varmış. Bulanca geçti. Otokoyla şu saçını bağladım ben. Ben de iş yerinde kalacağım o gelene kadar. Evet. Ondan sonra yine evimize geliriz. Anneanne de bizi özlemiştir. Evet. Neyse arkadaşlar, görüşürüz yine. Evet, benim kızım çok güzel resim yapmış. Harika, bayıldım kızım. Çok da güzel olmuş. Aferin kızıma. Teyzemden iyi yaptım. Az bir daha bakabilir miyim aşkım? Çok tatlı olmuş. Çok çok. Evet, eve de geldim. Dedim ki Eminem bir şarkı daha söylesin bize dedim yani. Eminem Eminem. Hadi bakalım şöyle. İstediğinden oku. Ayağın aşağıdan söyleyeyim o zaman. Oku. Yüreğimde mayalandı acılar. Hasret bana zor geliyor bir tanem. Hele bir de başlayınca geceler bu can tene dar geliyor bir tanem. Bu can tene dar geliyor bir tanem. Çaresizlik aramızda dağ gibi. Deli gönül su görmemiş bağ gibi. Düşündükçe üzerime çığ gibi duman duman kar geliyor bir tanem. Duman duman kar geliyor bir tanem. Duman duman kar geliyor bir tanem. Ayrılığın kucağında yoruldum. Sensiz bittim, tükendim hep, duruldum. Hadi yetiş, yaralandım ah. Vuruldum, nefes almak zor geliyor bir tanem. Nefes almak zor geliyor bir tanem. Çaresizlik aramızda dağ gibi. Deli gönül su görmemiş bağ gibi. Düşündükçe üzerime çığ gibi duman duman kar geliyor bir tanem. Duman duman kar geliyor bir tanem. Duman duman kar geliyor bir tanem. Ağzına sağlık Eminem. Anne, Teşekkür ediyorum. Ateşe. Ben bunu yaptım mı?
Ben mi yapayım? Evet, anacığımla da çekmeden olur mu? Gelmişken kayıtlı olmaz. Dün annemin yanına gelemedim akşamleyin. Baktım ki konuşamadım da hazırlık yapıyordum biliyorsunuz, evdeydim. Görüşemedik doğru düz. Konuşamayınca da baktım beni arıyor. Dedim gelin de siz de gelin. Yorulur diye de korkuyorum. Hani merdivenleri çıkıyor ya, bayağı bir merdiven çıkıyoruz. O yüzden dedim ama evet. Maşallah var, nazar değmesin. Çok güzel merdiven çıkar. Gelir, nazar değmesin. Nazardan korusun ya Rabbim. Geldi yanıma. Geldi sağ olsun. Bizim her zamanki gibi. Evet. Bayağı da oturduk yine. Güzel geçti yani. Güzel. Arkadaşlarımız zaten yıllardır tanıyor dedim ya size. Benim kaç yıllık arkadaşlarım? 26-27 yıllık arkadaşlarım onlar benim. Evet. Konservatuvardan. Ben konservatuvara başladığımda 18 yaşındaydım. Orada tanıştık. Böylece gitti. Ne güzel bir arkadaşlığımız oldu. Allah nazarından korusun. Güzel. Hafta Bitaka'ya da diğer arkadaşımızın Zehra'cığımın evine gideceğiz Allah izin verirse. Oradan da size yine görüntü alırım. Zehra'cığım bu tür şeylere soru yapmıyor. Görüntü alırım. Yine gösteririm. Evet. Dedim anneciğim de konuşsun. Evet yavrum. Seninle konuşmak istersin. Ben çok üşüdüm tabii. Çekiştire çekiştire kaza. Tişörtü pardon, kazak diyorum. Sivit giymiştim. Nasılsınız? İyi misiniz? Soğuklar buraya aldı, kışlar. Çoktan geldi. Çoktan geldi erkenden. Siz ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Allah iyilik versin. Allah iyilik versin. Allah bol kalpler versin. Rızıklarınız çok olsun. Çoluğunuzun çocuğunuzun başına üstüne aşağı aktarırsın Allah. Çok verirsin. Amin. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok iyiyiz. Sizi sormalı. Allah iyilik versin herkese. Amin. Amin. Çoluğun çocuğun nasıl? İyi mi? Çoluğunuzu çocuğunuzu Allah size bağışlasın. Amin. Allah yuvalarınızı bozmasın. Amin yavrum. Amin cümlemize. Evlerinizde huzurlu yaşayın. Benim anacığım hep böyle diyorum ya. Hep dua eder. Ben de çok nazar olmuş. Yeğenime okundum. Diyor ki Allah bu sefer melek değil. Çatladım dedi. Çok çatladım dedi. Benim başım ağrıyor dedim. Bugünden beri başım ağrıyor. Evet. Bayağı bir gözlerim açamaz oldum. Nazar diyor seni bayağı bir götürmüş, aradan çıkarmış dedi. Bana nazar duası da okuyun arkadaşlar. Şuradan bana 2-3 hani kulfüyle demişler en azından. Yine kulfü, kulfat, kulfallat falan hepsini okuyorum. Kulfelak. Evet. Elhamdülillah. Evet. Kulyayya kafirin hepsini. Tabii. Bunlar nazara çok iyi geliyor. Kendinize dokuyun gerçekten. Allah'a emanet olun. Allah sizi korusun. Amin ya Rabbim. Kusurum varsa özür dilerim. Yavrum senin kusurup işin yok yavrum. Seni çok seviyorlar. Herkes sana selamını gönderiyor muhakkak. Başolsun. Herkes duanı da çok seviyor. Getirin, dua istiyorlar. Gönderin. Çok dua edeyim ben bile de. Canımsın. İyi gördüm anacığımı. Ne yapsın, yatıp yaslanıyor işte evde. O da bir Necla ablama gitti, bir bana geldi. Necla ablam buraya gelmedi herhalde bugün. Hiç gelmedi. Gitmiştir onlar. Ben, yok köye bence çıktığını sanmıyorum. Bugün çıkmamıştır diye düşünüyorum. Bence çıkmadı. Tam bilemiyorum da. Kızı gelmiş. Ben sana dün söyledim mi ki Emine tencere getirsin demişti. Dolma vereceğim demişti. Aradı mı ben seni? Anam hiçbir şey demedin bana sen. Emine. Çoktan yediler onu bence. Emine bak olmuş. Emine diyor ki dolmaları yedilerse. Yemişler. Bakayım dur, arayayım ben Necla ablamı. Ara bakalım ne diyeyim. Benim dün işim çoktu. Ben aradığında benim o elimde işlerim vardı. Misafirimi yetiştirmek zorundaydım. Sizin numaranızı şey yapamadığı için beni aramış. Ben dedim ki dolma da dedin dedim. Yesim geldi. Bakayım dur ben arayayım. Dedi ki ben sana yollayacağım. Tamam ben bir arayayım dur. Necla ablamı aradık ama tabii ki oğlu açacak. Telefonu açmadı. Gideyim bari. Emre sen bir git de bak bari. Hatta köye gittim. Köye gitmemiştir. Hapı soğuk adı sanmıyorum. Evet, birazcık da sohbet edelim değil mi? Evet. Ya ben bugün gerçekten bir uykuluyum. Niye öyle oldum ben bilmiyorum ki. Gözler gidiyor, resmen gidiyor. Altın zaten şu altının şiştiğini götüremiyorum. Burası çok şişiyor. Şunda öyle yok bakın. Sadece şu gözümde var. Ne yaptın kızım, ona düğme mi yaptın yavrum? Eline ne var onun? Şey. Ha, mıknatıs. Anladım. Ama çok güzel. Benim kızım çizgi bilim karakterlerini harika yapıyor. Bu çizgimi... Ayaklarının açık bebeğim. Ay çorabın. Çabuk otur oraya. Otur oraya. Öksürten ölüyor. Gece uyutmadı benim bu gece. Öyle dedi gelmeden. Anne bu çizgi film tamam. Şeydi. Tamam dediğim bebeğim. Az gider misin aşkım lütfen. Lütfen çorabını giyiyorsun hemen. Anam yok, laf da dinletemiyorum. Bir şey oldu buna. Sen de mutlu.
Şurada yatıyorum. Çok hastasın kanka. Hasta oluyorsun. Akşam uyutamıyorum bebeğim. Ben az yatmak istiyorum. Beni yatırmıyorsun. Gece 3 kere kalktı. Uyutmadım, başıma geldi. Diye, su ver, su ver. Verdim, kalktım. İlaç verdim, olmadı. Su veriyor mu, olmuyor? Bir anda bitmez ki öksürük. Bende de var. Şurada sen bu. Sen kaçta sanki şeyim yani. İlaç öyle değil ki. 25 geçe. O ilaç bu senin dikkat dağınıklı ilacın değil ki. Normal ilacın. Şurup evet. Yani. Yarın olmadı. Sürüp, doktora götüreceğim. Yarın da ne pasar. Biliyor musun? 20, ya çok azarsa acile çıkacağız. Ya da pazar sürü bir de 5 vardı. Ya da bir tane daha. Bunun ilaçları yok mu sende? Boynu ilaç yazıyorsun. Var bebeğim, var da bitti ki. Öksürük bu sürekli hasta oluyor. Ben de aynıyım. Şurup buradan aşağı değilim. O benden aşağı değil ama bu daha beter. Ayak buz kesmiş bebeğim, hiç taf dinlemiyor. Hiç ayağımla çorabı giydiremiyorum. Çıkarıp atıyor. Ama yavrum bak beni üzüyorsun. Beni bir tanem beni üzüyorsun. Ama ben diyeyim ki... Uyumuyor ondan sonra ağlıyor ağlıyor. Bak dün gece uyuyamadı öksürük. Sen artık ha bundan ağzına versene. Yavrum hava ver, kendi kendime vermeyeceğim. Şimdi doktor bir baksın. Bir baksın ona göre karar verecek. Ben daha dışarı anne, çıkacağım birazdan. Annem sürüm yok. Emine'min yanına doğru gideceğim. Annem sürüm şimdi yok doğru şu an. Oradan abi da geleceğim. Nereye? Nereye? Nereye geleceğim. Gideceğim? Nereye gideyim çocuk? İşim var. Dışarı anne, çıkıp geleceğim. Gideceğim. Hayır bebeğim anne, sen bir yere gidemiyorsun. Neyse çıkalım. Ben seni Cansu'yu arayayım. Sen bir sohbet et. Tamam tatlım? Kuzenini arayacakmış anne, benim. Şey kız bekliyor. Evet arkadaşlar. Evden yine getireceklerim varmış. Bunları da getirdim. Şöyle yemek takımımın da bu. Çorba içi. Evet. Bunlar kaç yıl böyle saklandıydı. Bunları şimdi makine yapacağım. Allah izin verirse kırmadan getiririm. Bundan sonrası da inşallah kırmadan ayrıca yine servis tabakları, kurabiye falan koymam için. Bunları şimdi makineye atacağım da Allah izin verirse yıkanır. Şöyle yine benim borcamım varmış. Zaten bundan bayağı bir borcam vardı arkadaşlar. Şunu biraz yukarı kaldırayım ki yandan değilim. Evet. Bundan zaten varmış. Burada vardı. Olsun. Fazla malzeme çıkarmıştı. Şöyle kızımın pantolonu vardı. Değiştirdim. Ay. Lütfen hasılatı. Bir tane aldım. Bu zaten normal aptal bozbağının da siyah almıştık. Büyüktü bu. Bayağı bir numarası kaçtı bakmadım tabii. 140'a kadar çıkarmışlar. Benim aldığım kıza 116'ydı. Bakalım kalıp olarak daha geniş. Bunu diyorum seneye de giyer. Alınmış bulunmuştur. Artık şöyle bu poşet bana yine lazım olabilir. Çantalar bir şey götürüp getirmeye çok lazım oluyor çok. Şuna koyayım çöplerime. Bunlara daha çöp yatıyormuşum. Şuraya koyayım. Evet yine annemden getirdiklerim. Bunlar ayrı. Çantam vardı. Bunu özel şeylerde. Bu arada yine takımım. Yok bu da borcam. Borcamdan bol bir şeyim yok. Evet güzel. Borcam. Genelde oluyor ya biliyorsunuz. Evet, bu da çorba kasesinin şeyi, kapağı. Yıllanmış şarap gibi bunlar, kaç senelik. Şu anda almaya kalksam bayağı para eder. Ben bunun toplamında ne kadar aldım? İşte 2 milyar küsürdü herhalde, 2000 küsürlerdeydi. Ve içinde çorba kasesi hepsi vardı. Yani tabakları misafir için. Ayrıyeten yine çatalı bıçağı, işte tenceresi, hepsi dahildi. Bakın şöyle. Evet bu da servis için. Keşke bundan birkaç tane daha koysalarmış. Takıma çok iyi olacaktı. Evet. Saç boyamı burada bırakmışım. Bunu buldum. Aa, bakın bu arada resmimi buldum.
evde bu resmim vardı. Düğünde arkadaşımın düğününde çektirmiştim. Pastelik resim. Çok değiştim mi bilmiyorum ama. Ha bu arada Özgür'le daha yeni konuşurken hediye getirmişti bana. Şöyle. Fincan. İki tane fincanı vardı bunları. Şöyle yakından göstereyim. Bu böyle onlara verilmiş hediyeler. Kocam da çay demlerken. Şöyle. Bambulu. Ona hediye gelmiş. O da bana getirmişti. İkili. Bunlar kendilerine resim ile reklam yapıyorsun. Evet canım. Dükkanda da demliyor da olsa sorun yok değil mi ama? Ne yapalım? Birazdan da bulaşığa geçecek. Birazdan da bulaşık yıkayacakmış. Yani ay ne kadar. Çamaşır ne anlayışlı adam diyorum. Bir sefer fazla sürdürdüm tamam olur yani. Tabii. Sen yorulma yani yeter. Bak çok düşünceli abla için. Tabii canım. Dediğiniz gibi. Ben çok düşünceliyim. Aa bu arada işi yapmamışım aşkım ya. Hiç de söylemiyorsun. Hanım bu işin tekin evde demiyor bak. Bak demiyor ki millet burada aydınlık beni de göremiyor. Ne yapıyorsun? Beni görmesinler diye. Evet. Ben yakmamışım. Bir de böyle yanına ikili içecek ya. Ama bunda tek kişilik anca kahve yapılır. Olsun. Evimizin bir tane de lazım da böyle dükkanı alalım. Bunu nereden aldın? Sen verdin ya aşkım bunları. Türk evet. İşi. Türk işi. Bunlar sen getirdin hatırladın Türk mı? Türk işi sendikanın bana hediyesi. Evet hediyesi sana gelmişti. O da bana böyle kabıyla beraber getirdi hediyeni verdi. Bu sana hediye demişti. Ben sana hediye demedim kahve yaptı içelim diye vermiştim. Allah Allah. Sanki gören de sanacak hiç kahve vermiyor. Sanki kahveci mi? Çaycı. Arkadaş çaycı. Kendi demliyor iki dakikada o çayını zaten içiyor. Çaycı olduğu halde. Şimdi yalan diyor ki kahve hediye vermedin mi diyor. Sen kahve yaptın da ben içmedim mi? Yapalım. Ben içmedim. Bak, yaparım ama. Kahve sevmez. Yok öyle bir huyu yok. Öyle çay, kahve aramaz ama çaysız duramaz. Böyle bir de huyumuz var. Değil mi canım? Gayet iyidir bu konuda. Bunu da kaldırayım. Yine bir şeyler koyarım içine. Hatta makyajı bunun içine atabilirim. Bak bunun içine duruyor. Bak bir şey yemez. Boşa batarsın. Atmam. Bu kapaklı çok güzel. Atar mıyım hiç? Aşk onu ben dükkana götüreceğim. Niye? Para koyacağım içine. Parayı buna mı koyacaksın ya? Doldurursun artık. Olmayan paralarımı. Keseriz aşkım ne olacak? Kesen oraya bir yere bir de sandık yaparsın. Bize yetmez. Tamam. Bu arada konservatuvardan yine resmim. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Siz muhabbetinize devam edin. Evet evet. Bu muhabbetine devam edeyim ben. Artık kaçmanın yolları da ya bu şu anda. Güzel bir çıkaracağım. Tamam sen doğru daha yeni geldik şimdi. Pardon yani o da haklı. Yeni geldik eve. Ben hemen giriştim bunlara. Bu ortalığı toplayayım dedim. En azından dedim şimdi çay may yapacağız. Evet. Bak bu çok sıcak. Bunun var ya bak şey yorgan, bir dakika yorgan sıcak bunun da. Elif biraz hasta da onunla ilgileniyor. Elif'i kapatmaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Biraz rahatsız çünkü çocuğumuz. Üşüttü dedim ya. Vurmasaydı, bir işim vardı kapıda. Söz dinleseydin. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere diyeyim ben size. Kızım da böyle yatıyor şu anda. Aldıklarımı gösteriyorum hem ona. Çoraplar aldım bol bol. Hem abisine, Özgür abisine, hem kızıma, kendime de iki tane aldım o arada tabii unutmayayım bari dedim. Kendimi de unutmadım. Kızım hala tam maşallah var. Erkenden gittiydi o anneannesine baktım ki biraz önce uyumaya kalmış. Acaba dedim ateşi mi var bir bakayım dedim Allah'tan. Ateşi falan yok. Uykum ne yapış abla? Kızım bu şeyin telefon şeyi nerede? Kumanda Özgür abinin kabuğu atmış değil mi? Evet. Şöyle yapayım da azıcık sesini kısayım. Çizgi film izliyor benim kız da. Telif hakkı falan isterler diyordum patlıyor arkadaşlar. Ne yapayım yani. Şöyle ışığımızı da yapayım yine. Karanlıkta kalmayalım. Böyle işte ben bugün gittim dışarıya. Yine kızın pantolonu vardı işte onu değiştirdim. Arkadaşıma uğradık işte beraber. Şimdi gezidine gideceğiz ya. En azından bir tayt bir şey bakalım da yolda giymeye. Onu hallettim. Sonracıma tabii ikisinin çorapları. Özgür abisininkini çoğunu attık zaten. Delinenlerini falan. Şimdi onları yeniledik. Kızımı da aldım. Çocuğumu düşünmez miyim? Öyle işte arkadaşlar.
Sizleri öpüyorum. Biz şimdi daha yeni geldiğimiz için evi bir toparlayayım. Şöyle bir. Evet, Kuci şimdi ne yapsın? Değişti, toparlandı, geziyor, tutuyor. Bana bir film bulursa daha çok sevineceğim, Allah izin verirse. Kaç gündür şöyle bir uzanıp film izlemeyi özlemişiz artıkım. Sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın.